Gençler merhaba. Limitle ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Şimdi burada ne verilmiş bakın. Limit x 3'e yakın sarken gençler 2x artı a artı 9 bölü x kare eksi 9. 1'e sayı eşitmiş ama biz x'e gençler 3 yazdığımız zaman paydamız ne oluyor? Bakın 0. O zaman payımız da 0 olmalı. X'e ne yazdığımız zaman? 3 yazdığımız zaman gençler. O zaman bir kere biz bir a değerini bulalım. Çünkü bize a ve b r sayı olduğuna göre diyor a kaçtır diye sormuş değil mi? Çünkü sonuçta bir r sayıya ulaşmamız için 0 bölü 0 belirsizliği oluşmalı. Bu belirsizliği ortadan kaldırdıktan sonra b r değerini bulabiliriz. X'e 3 yazdığımız zaman gençler 6 artı a artı 9'un ne olması lazım? 0 olması lazım. Buradan da a değerimizi eksi 15 olarak bulmuş oluruz. Evet, bize neyi soruyordu? A'yı soruyordu değil mi? A'yı yerine yazarak da devam edip b'yi de bulabilirdik ama bize a'yı sorduğu için burada duruyoruz. Şimdi gelelim buraya gençler. Bir trigonometrik oranım var. Limit x neye yakın sarken? Pi bölü 3'e. Yani x 60 dereceye yakın sarken gençler 4 kosinüs kare x eksi 2 kosinüs x bölü gençler eksi 2 çarpı sinüs kare x eksi 5 kos x artı 4. Şimdi burada x'e pi bölü 6 yazmışım ben. Düzelteyim onu. Pi bölü 3 60 derece verdiğiniz zaman gençler buradan ne gelir? 0 bölü 0. Biz burada bir düzenleme yapacağız. Sinüs kare x gördüğümüz yere ne yazacağız gençler? 1 eksi kosinüs kare x yazacağız. Tamam. Yani paydadaki değişkeni 1'e indireceğim. Şimdi limit x pi bölü 3'e yakın sarken gençler yukarıyı 2 kosinüs x parantisini alalım. 2 kosinüs x parantisini alınca ne gelir gençler? 2 kosinüs x eksi 1. Şimdi paydamızda da bir düzenleme yapacağız. Onu şurada yapalım gençler. Eksi 2 çarpı sinüs karenin yerine ne yazmıştık? 1 eksi kosinüs kare x yazmıştık. Eksi 5 kosinüs x artı 4. Buradan gençler bunu eksi 2 ile çarparsanız ne gelir? 2 kosinüs kare x eksi 5 kosinüs x artı 2 gelir. Şimdi bunu nelerine ayıracağız gençler? Çarpanlarına ayıracağız. 2 kosinüs x'e kosinüs x. Şöyle eksi 2'ye eksi 1 yazıp çaprazlarsanız gençler ortanca terimi verir. Yani buradan da çarpan olarak ne gelmiş olur o zaman? 2 kosinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x artı ne gelmiş olur gençler? 2. Şimdi o belirsizlik şu terimler sadeleştirilince ortadan kalkar gençler. Geriye ne kaldı bakın? Limit x gençler pi bölü 3'e yakın sarken 2 kosinüs x bölü kosinüs x artı 2 kaldı. Evet. Şimdi gençler ben burada x gördüğümüz yerlere pi bölü 3 yazarsak kosinüs 60 neydi gençler? 1 bölü 2. Bölü 1 bölü 2 artı 2. Şu payımızdakileri sadeleştirirsek gençler diğer kısmı da ne yaparsak? Ters çevirirsek bakayım az burada. 2 kosinüs x 2 kosinüs x. Ha şurası kosinüs x eksi 2 olacakmış. Pardon şurayı düzelteyim gençler. Yazarken dikkat etmemişim. Düzelteyim onu. Eksi 2. Yukarısı gençler 1, aşağısı ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Buradan da cevabımız eksi 2 bölü 3 olarak buluşmuş olur. Şimdi orayı artı alınca baktım değer göremedim ya. Orayı bir an gözden kaçırmışız. Cevabımız da gençler adan olur. Evet. Şimdi bu fonksiyon x eşittir 1 apsisi noktada limit değerine sahip olduğuna göre diyor. Limit değerine sahipse gençler bir 1'e nereden yakınsayacağız? Soldan 1'e bir de sağdan yakınsayıp bunları kendi arasında ne yapacağız gençler? Eşitleyeceğiz. Evet.
Buna göre diyor hangileri her zaman doğrudur? O zaman direkt biz 1'e soldan yakın sarkenine gençler x eşittir 1 için diyelim. Neyi alacağız? Birinci satırı. 1'e sağdan yakın sarken de gençler 3. satırı alacağız. Burada x gördüğümüz yerlere ne yazacağız gençler? 1. Buradan 2 artı a eşittir ne olacak? 6. A değerimizi kaç olarak bulmuş olacağız gençler? 3. Bir saniye. 1 koyduk. A. Pardon, A 4 oluyor gençler. Niye 3 yazdık? Bölme yapar gibi düşünmüşüz. A ne olur gençler? 4 olarak bulunur. Şimdi birinci öncülümüz doğru. Şimdi ben A yerine 4 yazarsam fonksiyon nasıl oluşuyor gençler? Bakalım. Evet. 2x artı 4 oluyor gençler. X küçük 1 için. Burası kalsın. X eşittir 1 için. Aşağıya indik gençler. X artı 5 oldu. X büyük 1 için. İşte şununla ilgilenmeyeceğiz gençler. Çünkü bu neyle alakalı? Fonksiyonun neyle alakalı? Sürekliliğiyle alakalı. Niye? Buradan x eşittir bir fonksiyonun eksiyle alakalı gençler. Sürekliliğiyle alakalı. Limitiyle alakalı değil. Şimdi biz limitimiz olduğuna göre dediği için süreklilikle ilgilenmiyoruz. Şimdi limit değerini hesaplayabilmek için de yine 1'e sağdan ve soldan yakın sardığımız yerlere. Yani burası 1'e soldan yakınsıyoruz. Sağdan yakın sardığımız yerlere x eşittir 1 için birbirini eşitleyeceğiz. Evet, bunu da limit hesaplamak için yapacağız. 2x artı 4'ü ne eşitliyoruz gençler? X artı 5. Burada x'e 1 verdiğiniz zaman gençler ne geliyor? 6 eşit 6. O zaman buradan ne oluyor? Fonksiyon limit x 1'e yakınsarken f(x) neye eşit olmuş oluyor gençler? 6. Evet bakalım, bu öncülümüz de var. Süreklilikle ilgili olan b ile ilgili yorum yapamazsınız gençler. Her zaman diyor ya. Onun için cevabımız 1-3 Denizli seçeneği olarak hesaplanmış olur. Şimdi geçelim gençler bir diğer sorumuza. Bize ne sormuş bakalım şimdi? Güzel bir soru bu. Oo. Evet, f fonksiyonunu vermiş. F artı g fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre gx fonksiyonu nedir demiş. Yıldız koydum. Orijinal bir soru. Şimdi fx artı gx fonksiyonu diyor. Bütün reel sayılarda sürekli. O zaman gençler burada bakın 2'ye nereden yakınsıyorsunuz? Soldan. Burada neyi görüyorsunuz? F2'ye. Burada da neyi görüyorsunuz gençler? 2'ye sağdan yakınsama. Yani biz burada şöyle bir işlem yapacağız. Çok hoş bir işlem bakın. Şimdi limit ne diyeceğim gençler? X 2'ye soldan yakınsarken bakın ne yazıyorum? Fx artı gx. Sonra devam ediyorum. Limit x 2'ye gençler soldan yakınsarken fx artı gx diyorum. Bu da eşittir. Ne diyoruz gençler o zaman? F2 artı g2. Gördünüz mü? Çünkü toplam durumundaki fonksiyonların sürekliliğiyle ilgilenmemiz istenmiş gençler. Şimdi buradan f artı g demiş ya, biz f artı g'nin bir soldan, bir sağdan, şurayı artı yapalım gençler, limitini bulup o noktadaki toplam görüntüye ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Şimdi gençler şurada x2'ye sağdan soldan yakınsarken şuraya 2 yazsanız 2'nin karesi 4. Bir daha kaç olur burası? 5. Bunu hesapladık gençler. 5 artı burası ne oldu bakın şimdi? Limit x 2'ye soldan yakınsarken g(x)'e dönüştü. Eşittir. Şimdi 2'ye sağdan yakın sayın. Buraya 2 yazdığınız zaman gençler kaç oluyor bakın? 3. Burası 3. Sonra artı gençler limit x 2'ye sağdan yakınsarken g(x) oldu. Devam ediyoruz gençler. F2 neydi bakın? Gözüküyor. Kaç gençler? 1. F2 yerine 1 yazıyorum.
1 artı, ne oldu gençler, bakın g2. Evet. Bunlar hep kendi arasında eşit olacak gençler. Bunların eşit olabileceği bir gx fonksiyonu bulmamız lazım. Şuna a diyelim, tamam mı? Buna b diyelim gençler, buna da c diyelim. Sorumuz neye dönüştü bakın? 5 artı a eşittir 3 artı b eşittir, ne oldu gençler? C artı 1 oldu. Şimdi bu eşitliği sağlayan bir görüntü bulmam lazım gençler. Şimdi bakalım. Şuradan bakalım. 2'ye soldan yakın sarken gençler, burası ne oluyor bakın? Beraber bakalım. Ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Burada yerine yazalım mesela. Ne yazalım? Eksi 2. Burada 2'ye yakın sarken G2 diyelim. Ne eşit gençler? 2'ye eşit. Onu da yazalım. Bunu görmeye çalışacağız gençler. Tamam mı? Burada da 2'ye nereden yakınsıyoruz? Bakın. 2'den büyük bir değer için. Soldan 2'ye yazdığınız zaman burada gençler, G buradan da neye eşit olacak? 0'a bakın. Görüyor musunuz? Bakın o zaman buradan ne geliyor bakın? 3 eşit. 3 eşit. 3 geliyor, görüyor musunuz? Hepsi kendi arasında eşit oluyor. O zaman G fonksiyonu hangisi olabilir gençler? Bursa seçeneği olabilir. Evet. Bu güzel bir soru gençler. Bunu deftere mutlaka alıyorsunuz. Evet. Şimdi gelelim buraya. Bir doğrusal fonksiyonum var gençler. Buradan bu fonksiyonun denklemini yazmaya çalışmış olsak, x bölü eksi a gençler artı y bölü 1 toplamı neye eşit oluyordu? 1'e. Eksen parçaları cinsinden doğru denklemi. Buradan da bunu karşıya attığınız zaman x bölü a artı 1 oluyor gençler. Buradan da fx fonksiyonunu yazmış olsak x artı a bölü ne oluyor gençler? A oluyor. Bu fonksiyonun bir de tersini bulalım gençler. Ne yazacaksınız? A eksi eksi a. Şimdi sorumuz şu. Limit gençler x 2a'ya yakın sarken neymiş bakalım? Fx bölü f fonksiyonunun tersi 1 ise demiş, a nedir demiş. Şimdi gençler buradan bulduklarımızı yerine yazalım. Limit x 2a'ya yakın sarken ne bulduk? X artı a bölü gençler a yazdık. Bölü ne yazdık gençler? A eksi eksi a. Eşittir neymiş? 1. Şimdi x 2a'ya yakın sarken ne demektir gençler? X gördüğünüz yerlere 2a yazabilirsiniz demektir. Evet. X gördüğümüz yerlere 2a yazdığımız zaman gençler yukarısı ne olur? 3a bölü a'dan 3 olur. Aşağısı ne olur gençler? 2a kare eksi a eşit 1 olur. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaparsak gençler 2a kare eksi a neye eşit olur? 3'e. Değil mi? Buradan da 2a kare eksi a eksi 3'ü neye eşit dedik gençler? 0'a. Bize buradan a değerimiz kaçtır diye ne yapmış? Sormuş gençler. Buradan da düzenleyelim bunu. 2a'ya a eksi 3'e artı 1 yazarsanız gençler, buradan a değerimizi ne olarak bulmuş oluruz? 3 bölü 2 olarak hesaplanmış oluruz. Evet gençler, a negatif olmaz. Evet, devam edelim şimdi. 10. sorumuza geldik gençler. Şimdi burada bakıyorum ne sorulmuş bize. Bir gx fonksiyonu tanımlanmış gençler. Nasıl tanımlanmış bakalım. F gençler şöyle. X eksi fx. F'in x eksi fx altında, f'in x eksi fx altındaki görüntüsü şeklinde tanımlanmış. Sonra sorumuz ne gençler bakalım. Limit x gençler 2'ye sağdan yakın sarken gx demiş. Limit x 2'ye sağdan yakın sarken gx değerini ne yapmış gençler bize? Sormuş. 2'ye sağdan yakınsama şu demektir gençler. Burada x gördüğümüz yerlere ne yazalım demektir? 2.1.
X, buraya da şöyle yazalım. 2 artı yazalım. Evet. Şimdi 2'ye ben nereden yakınsayacakmışım gençler? Sağdan. 2'ye sağdan yakınsadığım zaman gençler, görüntüm nerede oluşuyor? Bakın 3'te. O zaman burası şöyle olur. 2.1. Burayı ne bulduk gençler? Eksi 3 bulduk ya. Burası ne olur o zaman? Eksi 0 nokta ne olur? 9 olur. Eksi 0.9'u düşünseniz gençler. Evet. Bu nereye gençler? Eksi 1'e nereden yakınsamış olur bakın. Nereden yakınsamış olur? Sağdan yakınsamış oluruz. O zaman eksi 1'e nereden yakınsayacağız gençler? Sağdan. Eksi 1'e sağdan yakınsadığımızdaki aslında bize neyi sormuş oluyor o zaman gençler? Görüntüyü sormuş oluyor değil mi? Evet. O da ne oluyor o zaman görüntümüz gençler? Ne olarak hesaplanmış oluyor? Eksi 1 olarak hesaplanmış oluyor. Cevabımız ne olur gençler? Evet. Adana seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bakalım gençler. Bu da sınavda daha önce çıkan bir soru şablonu. A1'e sayı olmak üzere bir fonksiyon tanımlanmış. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre diyor. F3 artı F8. Burada A'nın karesinin olduğu yere dikkat edin gençler. Şuradan başlıyor soruyu çözmeye. Bizim için kritik nokta 4 ve ne gençler burada bakın? 2. Şimdi 4 ile yola bir çıkalım gençler. X eşittir 4 için. Sürekli olsa gençler fonksiyonumuz x eşittir ne için? 4 için sürekli olmuş olsa ikinci ve üçüncü satırlar eşleyeceğiz birbirine. X eksi ya da ilk önce x eksi a'nın karesini yazayım gençler. Şöyle daha iyi olur. Artı 6. Yani üçüncü satırı aldım ilk önce. Sonra ikinci satırı alıyorum. Ve x gördüğüm yerlere ne yazıyorum gençler? Bakın şimdi 4. Bu sınavda daha önce çıkan bir soruya benziyor dedik. Buradan gençler 4 eksi a'nın karesi artı 6 ne olacak? 10'a eşit olacak. Buradan da a eksi 4'ün karesi de yazabilirsiniz gençler. Neye eşit olacak? 4. Sonra her iki tarafın gençler karekökünü alıyoruz. Karekökünü aldığımız zaman burası mutlak a eksi 4. Burası da neye eşit olur gençler? 2'ye eşit olur. Buradan a'nın alabileceği kaç değer var gençler? 2 tane farklı değer oluşur gençler. Onlardan bir tanesi 6. Bir tanesi ne olur gençler? 2 olur. Şimdi bir de yukarıya alalım gençler. X eşittir ne için diyelim? 2 için. Evet. Buradan a eksi x birinci satırı ikinci satıra eşitliyoruz. 3x eksi 2 eşit olacak gençler. Buradan sürekli ise diyeceğiz tabii. Buradan x'e 2 veriyoruz gençler. X'e 2 verdiğimiz zaman buradan a eksi 2 eşittir ne olur gençler? 6 eksi 2, 4'ten 6 eksi 2'den 4 a ne olur? 6. Eğer biz gençler a'yı 6 seçersek tamam mı? Burada hem 2 için hem de ne için sürekli olmuş olur gençler? 4 için. Ama a'yı 6 seçmeyip a'yı ne seçersek? 2 seçersek x eşittir 4 için sürekli, x eşittir 2 için gençler süreksiz olur. Anladınız mı? Yani burada a'yı eğer 6 seçmiş olsaydık gençler hem x eşittir 4 için sürekli hem de x eşittir 2 için sürekli olurdu. O zaman ne olurdu? Fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta vardır koşullarına aykırı olurdu. Ama biz a'yı 2 seçersek gençler ne oluyor? Fonksiyon ne oluyor o zaman? X eşittir 4 için sürekli, x eşittir 2 için süreksiz oluyor. Şimdi ben fonksiyonda a gördüğüm yerlere ne yazacağım gençler? 2 yazacağım. Yani a'yı 2 alacağız. O zaman fx fonksiyonunu tekrar yazarsam gençler ben. Bakın a eksi x vardı. 2 eksi x olur. Az daha düzgün yazalım şöyle. Fx eşittir gençler. Daha düzgün yazalım şöyle. Ne olacak? 2 eksi x küçük 2. 3x eksi 2 gençler
x 2 ile 4 aralığında. Bir de ne yazacağız gençler? X eksi a yazıyor ya, oraya da x eksi 2'nin karesi artı 6 yazacağız. X büyük 4 için. Şimdi gelelim bize sorulan soruya. F3 ve F8'in toplamını sormuş bize. F3'ü buradan bulacağız gençler. 3'ü yerine yazdığımız zaman 3 kere 3 9, 2 eksi 7. F neyi soruyordu bir de? 8'i de buradan bulacağız gençler. 8'i yerine yazdığımızda 8 eksi 2 6 karesi 36. 6 daha ne yapar gençler? 42. Bunların toplamını da kaç olarak bulmuş oluruz gençler? 49 olarak hesaplamış oluruz. Evet. Şimdi dersimizi burada bitirelim gençlerim.